harbi nedir? Bugün dişsiz yarın köksüz olur mu? Şehitlere kefen müziği biçilmez. Can verilen toprak... Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Böyle anlatıyor Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz, bu Boğaz abini, bu büyük destanı. Evet değerli izleyenler, hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Çanakkale'deyiz. Tam bundan 107 yıl önce İngiliz gemilerinin, Fransız gemilerinin, işgalci güçlerin yitik donanmayla, ezik donanmayla Çanakkale Boğazı'nı terk ettiği saatlerdeyiz. Bundan tam 107 yıl önce saat 18.30 surlarında işgal etmek için, İstanbul'a ulaşmak için, Çanakkale Boğazı'nı geçmek için gelen İtilaf Devletleri donanması bu saatte burada gördüğünüz boğazda sulara gömüldü. Sulara gömülemeyenler ise kaçmak zorunda kaldı. Çanakkale'deyiz bugün. Bu büyük destanı hem kahramanlıkları hem de fedakarlıkları ve başarıları anlatacağız sizlere. Hem kutlamaları hem de Çanakkale Köprüsü'nün açılışı. Birçok gözlemimiz oldu Çanakkale'de. Bunların her biri ana haber bültenimizde yer alacak. Aynı zamanda gündeme ilişkin diğer başlıkları ve mesajları da sizlere aktaracağız. Ama bugün burada dediğimiz gibi hem kararlılık vardı, hem coşku vardı, hem de şehitler anıldı. Ve o büyük kararlılığa uygun mesajlar verildi. İlk tören Abide'de yapıldı. Çanakkale şehitlerini anma etkinliği Abide'de, Gelibolu tarafında Şehitler Abidesi'nde yapıldı. Hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem devlet protokolü, hem bakanlıklar, hem de komuta heyeti orada silah arkadaşlarını, şehitlerimizi andılar. Fedakarlıklarımızı, destanımızı anlattılar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği şu mesaj: Mustafa Kemal'in komutasında zaferimizi güçlendirdik, evlatlarımızı bu düşünceyle yetiştirmeliyiz fikri konuşmasında vardı. Ardından Çanakkale'de de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şimdi o etkinlikler gelsin ekranlarınıza. ...18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Dünya tarihine altın harflerle kazınan, Türk milletinin ölüm kalım mücadelesinden alnının akıyla çıktığı Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çelenk bırakmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu, Cumhurbaşkanı şehitlik defterini imzaladı. Erdoğan daha sonra kürsüye çıktı, Atatürk vurgusu yaptı. Mustafa Kemal'in komutasında zaferimizi tüm dünyaya gösterdik dedi. Şu içinde bulunduğumuz mekanda, Gazi Mustafa Kemal'in komutasında, o kınalı kuzuların çıktığı yolda tüm Haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz şu mekanda bizler de yavrularımızı buna göre yetiştirmemizin gereğine inanıyorum. Erdoğan, Çanakkale'de kahramanlık destanının yazıldığını söyledi. Çanakkale savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İstiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını
değiştirmiştir. Bir törende Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Çelik sunma törenimize, şehitler diyarı Çanakkale'mize hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar törene katıldı. Meclisin 1994 yılında 253 bin şehit adına Çanakkale'ye verilen ve üzerinde Çanakkale geçilmez yazan altın madalya Bakan Akar tarafından bayrağa takılarak göndere çekildi. TCG Kınalı Ada gemisinden de 21 pare top atışı yapıldı. Törene Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı, Nicole Slide'la siyasi parti temsilcileri de katıldı. Övüney Çanakkale, sen ki Mustafa Kemal'in 100 milletle yüz yüze görüştüğü ilk yersin. Değerli izleyenler, burada törenler vardı. Yurdun dört bir yanında törenler vardı. Yurt dışında da anmalar ve kutlamalar yapıldı. Onları birazdan ekranınıza getireceğiz ama Türkiye'de siyasi partiler de önemli mesajlar verdi. Az önce Faruk Nafiz Çamlıbel'den okuduğum mısralarla Vatan Partisi 18 Mart mesajını paylaştı. Diğer partilerin mesajları da vardı. Şimdi bütün partilerin mesajlarını haberimizde izleyelim. Sen, bir büyük milletin savaşa girdiği gün, başına 100 milletin üşüştüğü yersin. Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında siyasi partilerden kutlama mesajları geldi. Övün ey Çanakkale! Cihan durdukça övün. Vatan Partisi 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel olarak sosyal medya üzerinden Faruk Nafiz Çamlıbel'in Çanakkale isimli şiirinin okunduğu bir videoyu paylaştı. Bir destana benziyor senin bugünkü halin. Okurken duyuyorum sesini ihtilalin. Övün ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in 100 milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale anlatımını seslendirdi. CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videosunda bize özgürlüğü miras bırakan vatan şehitlerimizin aziz hatırasına saygıyla mesajı yer aldı. Ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına şehit düşüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ah Bir Ataş Ver türküsünün yer aldığı bir videoyu paylaştı. Akşener videonun üstüne Çanakkale cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur. Sevginin, umudun ve inanmışlığın tarifidir. Sözlerini not düştü. Saadet Partisi de sosyal medya üzerinden bir video yayınladı. Video, bizlere üzerinde adil ve özgür yaşayabileceğimiz cennet vatan bırakan gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnetle 18 Mart Çanakkale zaferimiz kutlu olsun ifadeleriyle paylaşıldı. Dur yolcu, Seyit Onbaşı'nın inancıyla. Dur yolcu, siperleri ve tabyaları dolduran hürriyet aşkıyla. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medyadan yayınladığı videoyla Çanakkale zaferini kutladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyorum dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyadan paylaştığı mesajla 18 Mart Çanakkale zaferini kutladı. Davutoğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitleri ve gazileri rahmetle, minnetle andığını söyledi. Albay Cevat Çobanlı, Deniz Binbaşı Hasan Bey, Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey, Yüzbaşı Hafız Nazmi, Yüzbaşı Çarkıcı Ali Yaşar, Seyit Onbaşı ve Mustafa Kemal ve daha binlercesi ismini sayamadıklarımız hepsi bu topraklarda büyük bir mücadele yürüttü ve Kurtuluş Savaşı'nın ön sözünü yazdı değerli izleyenler. Şimdi oradayız, Çanakkale'deyiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha bunu tekrarlamış olalım. Ve bu Büyük Boğaz Harbi'nin yaşandığı noktadayız. İliklerimize kadar onu hissediyoruz, soğuğunu hissediyoruz, kararlılığını hissediyoruz. Yurdun dört bir yanında etkinlikler oldu. Onları getirdik ekranlarınıza ama yurt dışında da temsilciliklerimizde başta Beijing, Bakü, Yavru Vatan olmak üzere birçok noktada 18 Mart
etkinlikleri yapıldı. O etkinliklerde önemli mesajlar vardı, önemli görüntüler vardı. Sadece Türkiye'de değil, yurdun dört bir yanında bu etkinliklerin yapılıyor olması da milletimiz için herhalde büyük bir gururdur. Şimdi o haberi getirelim ekranlarınıza. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Girne'deki Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun yanı sıra siyasi parti ve kurum temsilcileriyle askeri erkan katıldı. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale zaferiyle Türk milletinin hiçbir zaman başka milletlerin esaretinde yaşamayacağını, dünyaya gösterdiğini belirtti. Kıbrıs Türk halkının da Çanakkale zaferinin izinden gittiğini ifade eden Tatar, "Bağımsızlığımıza çok önem veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesi anavatan Türkiye'nin de desteğiyle devam edecek" dedi. "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Çin'in başkenti Beijing'de anma törenleri yapıldı. Türkiye'nin Beijing Büyükelçiliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programı düzenlendi. Etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatan mücadelesine hayatını adamış tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Çanakkale Savaşı'nı anlatan sinevizyon gösterilerine yer verildi. Türk ordusu üstün nitelikli komuta kademesinin önderliğinde Akif'in deyimiyle tek dişi kalmış canavarın hayasızca akınını durdurmayı başarmıştır. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk şehitliğinde anma töreni düzenlendi. Büyükelçi Müsteşarı Barış Saygın şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Şehitlik özel defterini imzalayan Barış Saygın, Çanakkale'deki direniş ruhunun Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusuna da ilham verdiğini söyledi. "Çanakkale zaferi, İstiklal Harbimizin mücadeleci ruhunun güçlenmesine vesile olmuş, daha sonraki nesillere güç ve ilham kaynağı teşkil etmiştir. Kahramanlıklarınız yıllar sonra 44 günlük vatan muharebesinde ülkelerini işgalden kurtaran Azerbaycan askerlerine inanç, moral ve güç verdi." Saygının konuşmasının ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı. Gürcistan'da da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nce tören düzenlendi. Törene Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'la Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileriyle Türk iş insanları katıldı. Yazgan, Çanakkale Savaşı'nın Türkiye'nin bağımsızlık savaşı olduğunu belirtti. Terörle mücadele operasyonlarına işaret ederek, Türkiye'nin güvenliği için kahramanların bugün de bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti. Sürdü değerli izleyenler. O bir aylık mücadelenin sonunda büyük bir zafer elde ettik. Şu an arkamda gördüğünüz yer Çanakkale Boğazı. Çanakkale Boğazı'nda İtilaf Donanması'nın gemileri var. Kaçanlar tabii tarihe not olarak düştü. Ve Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nın ön sözünün yazıldığı yerde sizlere ana haber bültenimizi sunmaya devam ediyoruz. Yurdun dört bir yanında büyük bir kararlılık vardı, coşku vardı. Öğrenciler, itfaiyeciler, polisler, askerler, ev hanımları, çarşılar, pazarlar, her yerde 18 Mart etkinlikleri yapıldı. O 18 Mart etkinliklerinin mesajı burada olduğu gibi istiklalden istikbale oldu. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yurt genelinde törenler yapıldı. Balıkesir'de tören adresi Seyit Onbaşı'nın Havran ilçesinde bulunan mezarıydı. Askerlerin saygı ateşi yaptığı törende Seyit Onbaşı'nın kızının torunu Muhammed Yıkar da hazır bulundu.
Öğrencilerinin tamamı Çanakkale Savaşı'na katıldığı için 2 yıl mezun veremeyen Balıkesir Lisesi'nin şehit izcileri temsili uğurlama töreniyle anıldı. Muğla'da öğrenciler Çanakkale koreografisi yaptı. 150 öğrenci okul bahçesinde dur yolcu yazısı oluşturdu. Bize vatan dediler. Bize vatan dediler. Can verdik. Can verdik. Bayrak dediler. Bayrak dediler. Kan verdik. Kan verdik. Biz kimdiyiz? Biz kimdiyiz? Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretmenler dönemin asker kıyafetleriyle ders verdi. Çanakkale Boğazı geçildiği zaman İstanbul düşecekti. Samsun'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde yağlı buğday çorbası, üzüm moşafı ve ekmekten oluşan ecdat aşı menüsü çıkarıldı. 50 bin kamu çalışanına Çanakkale menüsü ikram edildi. Kütahya'da da Çanakkale Savaşı'nda askerlerin bir öğünlük yemeği olan üzüm moşafı ve ekmek dağıtıldı. Aa, bunun anlamı çok büyük. Şehitlerimize diyeyim Allah rahmet eylesin. Bu vatandaki... Şimdiki yaşıyorsak hani onlara borçluyuz. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda tiyatral etkinlik ve yarışmalar düzenlendi. Çanakkale ruhunu tam bir şekilde yaşamak istediler. Kahramanmaraş'ta da itfaiyeciler Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andı. İtfaiyeciler su sıcaklığının 3 derece olduğu yeşil gözde 25 metrelik obruğa tüplü dalış yaptı. Türk bayrağı açtı. İstanbul Üsküdar'dan bisiklet peloton spor kulübü üyeleri Çanakkale'ye doğru yola çıktı. Pazar günü Çanakkale'de olmayı planlıyorlar. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a Türkiye'nin bütün illerinde şehitliklerde de anma programları yapıldı. Ateş! Malatya'da polisler, Kayseri'de jandarma Çanakkale şehitleri anısına klip hazırladı. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu dizeleri bilmeyeniniz yoktur değerli izleyenler. Ama bu dizelerin sonunda öyle iki mısra var ki bugün bile bize hala rehber olmaya devam eder. Diyor ki şair, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Burada bu büyük destanı yazan Türk ordusunun bugünkü komutanları, bugünkü subayları, bugünkü assubayları, bugünkü uzman çavuşları ve bugünkü erleri geçmişteki silah arkadaşlarını yayınladıkları video kliple andılar. Video klipteki görüntüler gerçekten o tarihi anları ve bugüne ilişkin önemli mesajları içermesi bakımından içimizi titretti. Çatlamış, kupkuru bozkırlar üstü, bembeyaz at binmiş şehitler geçer. Al kanları sulamış, toprağa düşmüş, nurlara bürünmüş melekler geçer. Miğferi tacıdır, cennetin şahı, özgürlüktür tek andı, vatansa aşkı. Eğilir önünde tekmil yüceler. Cümle sözler faydasız, kader sorgusuz. Kazası şanlı ki bir kurşun değer. O anda ruhları nura gark olur. Al nuruyla boyanmış taç miğfer düşer. Son içtima tekmili alacak o an. Bayrağa gerek yok. Göğsünde al kan. Yerin sorulacak Rabbin lütfuyla. İşte sana o an layık tek mekan. Yücelerdir, yüceler.
Değerli izleyenler, tabii kararlılığa, fedakarlığa hep vurgu yapıyoruz ama Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğumuz büyük mücadele, Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğumuz büyük mücadele aynı zamanda hem askeri taktik açıdan hem de dünya tarihine, Türk tarihine bıraktığı izler bakımından da ayrıca ele alınması gereken ve üzerinde çok çalışılması gereken mesajlarla dolu. Ve bugüne ilişkin de önemli derslerle dolu. Şimdi sıradaki haberimizde tarihten bugüne hangi derslerin uzandığı var? Gelsin ekranlara. Yenilmez denilen bir donanmayla, en gelişmiş silahlarla, devasa gemilerle saldırdılar, geçemediler. Dünyanın dört bir tarafından asker topladılar. Yüz binlerce kişilik kara ordusuyla Gelibolu'ya çıkartma yaptılar. Yine geçemediler. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birisi olan Çanakkale Savaşı, Türk tehdidini ortadan kaldırmak, İstanbul'u işgal etmek, Çarlık Rusya'ya yardım götürmek amacıyla düzenlendi. İngiliz Donanma Bakanı Winston Churchill'ın planladığı harekata göre İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan dev bir donanma Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u işgal edecekti. Bu geçiş hem Türkleri çökertecek hem de Birinci Dünya Savaşı'nı erken bitirecekti. 19 Şubat 1915'te başlayan deniz harekatı tam bir ay sürdü. Bütün gücüyle Boğaz kıyılarını bombalayan İtilaf kuvvetleri Türk direnişini kırmayı başaramadı. 18 Mart 1915'te yapılan son muharebenin ardından Boğaz'ı denizden geçemeyeceğini anlayan İtilaf kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı. Denizdeki başarısızlık umutları kara harekatına çevirmişti. İngiltere başta Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere çok sayıda sömürgesinden binlerce asker topladı. Nisan 1915'te başlayan kara savaşları 7 aydan fazla sürdü. Gelibolu Yarımadası'nda kanlı çarpışmalar, bitmeyen muharebeler yaşandı. Müttefikler her yolu deneseler de Türk direnişini kıramadılar. Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal, askerlerini "ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle harekete geçirdi. 57. Alay tüm askerleriyle şehit olsa da düşmana geçit vermedi. Çanakkale'yi ne denizden ne de karadan geçebilen İtilaf devletleri Aralık 1915'te arkasında on binlerce ölüsünü bırakarak Gelibolu'yu terk etti. Çanakkale, kara ve deniz savaşları birçok yönden tarihin akışını değiştirdi. Çanakkale'de elde edilen büyük zafere rağmen Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine teslim oldu. Ancak Osmanlı'nın teslim olması Çanakkale ruhunu yok etmeye yetmedi. Esirliği kabul etmeyen Türk ulusu Çanakkale'nin muzaffer komutanı Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde örgütlendi. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı sonrası bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İtilaf devletlerinin Çanakkale'de yaşadığı hezimet, Birinci Dünya Savaşı'nın ve dünya tarihinin seyrini etkiledi. İstanbul'un düşmemesi savaşı 3 yıl uzattı. Müttefiklerden yardım alamayan Çarlık Rusya, Bolşevik devrimiyle yıkıldı. Çanakkale'de İngiliz saflarında savaşan Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Hint askerleri de Gelibolu'da gördükleri vatan savunmasını hiçbir zaman unutamadı. Çanakkale Savaşı, İngiliz sömürgelerinin özgürlük ve vatan kavramlarını hatırlamalarını sağladı. Tüm taraflarda yarım milyondan fazla askerin öldüğü, yaralandığı, kaybolduğu ya da esir düştüğü Çanakkale Savaşları, 20. yüzyılın en kanlı muharebelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Değerli izleyenler, tabii tarihi bir gündeyiz ama Türkiye yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bugün 1915 önemli mesajlar da verildi köprü açılışında. Onları birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Haber müdürümüz Deniz Adalı şu an köprüde, köprünün üzerinde. Onunla da birazdan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Oradaki son durum ve ücretlerle ilgili merak edilenler de var. Onlar da ekranlarınıza gelecek. Tabii bugün yapılan etkinlikte saat 16'da başladı. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de hükümet yetkilileri vardı. Sayın Ulaştırma Bakanı vardı. Köprünün durumuyla ilgili bilgilendirmeler yaptılar.
Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ve birçok milletvekili de, bölge milletvekilleri ve ilgili milletvekilleri de orada açılışı takip etti. Güney Kore lideri, köprünün yapımında projeye ortak olan Güney Kore'nin lideri de açılıştaydı. Bakalım o açılışta hangi mesajlar verildi? Gel. Avrupa'ya geçiş süresini en az 1 saat kısaltan köprü açılışı yoğun katılımla yapıldı. Açılışa davet üzerine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Çok sayıda bakanın da katıldığı törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, köprünün destana yakışacak özelliklerde olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale destanının hatırasına yakışacak bir abide olarak şanlı tarihimize mühür vuran bir şaheser olmuştur. Köprümüzün mimari tasarımı ve teknik özellikleri 100 yılın destanını bugünlere taşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan köprü, Trakya ekonomisini Ege ile doğrudan entegre edecek. Güney Kore Başbakanı Kim Bo-kyum da açılış törenine katıldı. Köprünün lojistik konumuna dikkat çekti. 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin ana arteri olarak insan ve yük taşımacılığının artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye bu köprü vesilesiyle Avrupa ve Orta Doğu ile Kuzey Avrupa ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan uluslararası lojistik merkezi olarak daha da gelişecek. Konuşmalardan sonra devlet erkanı, siyasi parti temsilcileri ve katılımcılar hep birlikte açılış kurdelesini kesti. Değerli izleyenler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan açılışında tıpkı abidedeki törende olduğu gibi yine Mustafa Kemal'in komutasında zaferin başarıldığına vurgu yaptı. İkinci vurgusuydu. Bununla birlikte köprünün özelliklerine dair ve Türkiye'nin bu konudaki yatırım planlarına dair de önemli bilgiler paylaştı. İşte o bilgiler. 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir hilal uğruna yarab batan güneşlere Bedrin aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metrede Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3 Mart ayı, 18 bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmişti. Neydi o? Haçlı Hilal mücadelesiydi. Ve ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, paşanın riyasetinde o kınalı kuzularla, Seyit Onbaşılarla, evet, Çanakkale geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı.
İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün biz burada mıyız? Buradayız. Türkiye'nin, Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz. Biz burada sadece Boğaz'ın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünüyle geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Evet, değerli izleyenler, köprüyle ilgili açıklamaları getirdik. Köprünün özelliklerini de birazdan anlatan haber ekranınıza getireceğiz ama gün boyu Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı köprünün üzerinde ve tören alanında bütün gelişmeleri takip etti. Şimdi kendisine bağlanacağız. Ben sözü Deniz Adalı'ya bırakıyorum. Deniz Adalı, son durum ne? Köprü açıldı. Açılışla ilgili notlarınız neler? Ve bir ücretlendirme noktasında bazı bilgiler paylaşıldı. Ekranları yeni açan izleyicileriniz, kaçıran izleyicilerimiz için de o bilgileri tekrar senden dinleyelim. Sinan Sungur, köprü açıldı. Bir hafta boyunca da geçişler ücretsiz olacak ve otomobiller için de tarifeyi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açılışta açıkladı ve 200 lira dedi. Bir hafta ücretsiz olduğunu söyledi ama bir hafta sonrasında otomobiller için geçiş ücretinin 200 lira olacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii biz size söylediğiniz gün boyu buradaydık açılış için. Özellikle burada verilecek mesajlar, kutlama mesajları ya da bu köprüyle ilgili özellikler konusunu zaten haberlerimizi anlatacağız. Ondan ziyade biz bu köprünün Türkiye ekonomisine katkıları ve buradan sonra özellikle Türkiye ekonomisinin daha sonrası için, geleceği için de verilecek mesajlara odaklanmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bu mesajlar vardı ama onun öncesinde tören hazırlıkları ve özellikle törene genel süreçte kimler katıldı, biraz onlarla ilgili ayrıntıları aktaralım. Saat 16'da yapılacaktı açılış töreni ve yaklaşık 15-20 dakikalık bir gecikmeyle başladı. Öncesinde burada çok sayıda vatandaş vardı. Konser verildi. Şükriye Tutkun buradaydı. Esat Kabaklı, yine sanatçı Esat Kabaklı da burada bekleyenlere, açılışı bekleyenlere konser verdi. Yine Serkan Çağrı da yine klarnetiyle buradakilere konser verdi. Ve tabii burada katılım oldukça yoğundu. Çok sayıda otobüs yine çevre illerden de geldiğini gözlemledik. Protokol oldukça genişti. Yine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de özellikle davet üzerine buraya geldiğini hatırlatalım. Ve onun dışında bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kore Başbakanı Kim Buk da buradaydı ve o da bir konuşma yaptı. Açılış töreninin açılış konuşmasında Ulaştırma Bakanı yaptı ve dedi ki az önce, hani burada bu köprünün açılması Türkiye ekonomisine, daha doğrusu Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuşak yol projesiyle ilgili ne gibi mesajlar verilecek diye onlara odaklanmıştık biz. Aslında Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu dün vermişti bu mesajı ve Türkiye'nin kuşak yol projesinde orta koridorda öncü ülke olduğunu söyledi. Ve bu köprünün, açılacak olan bu köprünün de ileriki dönemde bu kuşak yol projesinde Türkiye'ye önemli katkılar olacağını söyledi. Ve yine bugünkü konuşmasında da bakanın bu vurgu vardı. Orta koridorda Türkiye'nin öncü bir konumda olduğunu ve bu köprüyle birlikte de Pekin'den Londra'ya kadar bu hattın, ekonomik hattın kurulması ve yine ticaretin yapılması ile ilgili de bu köprünün önemine dikkat çekti. Bakandan sonra Kore Başbakanı sahneye çıktı ve o da mesajlarında bu köprünün doğu ile batı arasında bir köprü olduğunu ve buradan sonra artık doğu ile batı arasında bir birliği sağlayacağını işaret eden mesajlar verdi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine konuşmasında 1915 zaferine yapılan vurgular vardı ve o zafer konuşmasıyla birlikte köprüyle ilgili yine dikkat çeken mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz burada sadece bir köprü hizmeti açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugün ile geleceği arasında bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Bu duygularla bir kez daha 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şehrimize, ülkemize, milletimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Dikkat çeken ifadelerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında. Ve tabii bölge ekonomisi, yine Türkiye ekonomisiyle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajından sonra özellikle fiyat, köprü geçişindeki fiyatın ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yine bir rakam açıklanmıştı ama son rakamı da Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
ve köprü geçişinde bir hafta ücretsiz olacağını, sonrasında da otomobiller için de 200 liralık bir ücretlendirme yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gün boyunca buradaydık. Birazdan da yola çıkacağız biz de ve bizim notlarımızda bunlar vardı. Dikkat çeken mesajlar vardı. Özellikle orta koridorda, Kuşak Yol Projesi'nde orta koridorda 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Malkara Otoyolu'nun açılışı yapılan bu koridorda önemli bir merkez olacağını ve Türkiye ekonomisine de yapılan hesaplamalarda ciddi katkılar sağlayacağı mesajları verildi ve biz de bu mesajları not ettik. Şimdi izleyeceğimiz için aktardık. Sözü tekrar size bırakalım. Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı, teşekkür ederiz bizler ve izleyicilerimiz için. Son bilgileri paylaştınız. Göründüğü üzere köprüde trafiğe açılmış durumda. Bir hafta ücretsiz olacağı bilgisini hem Sayın Cumhurbaşkanı ilan etmişti. Sizler de bu bilgiyi teyit ettiniz. Ve köprünün ücretinin de 200 lira bir süre için 200 lira olacağı bilgisi de paylaşıldı. Şimdi bu köprü sadece Çanakkale'nin iki yakasını birbirine bağlayıp Çanakkale'de yoğunlaşan trafiği, feribot trafiğini azaltmaktan ziyade Ulaştırma Bakanı Sayın Kara İsmailoğlu sık sık vurguluyor. Bu köprünün Türkiye'nin bir lojistik merkezi olması noktasında, aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde kuzeyde geçen, yani İstanbul'dan geçen diğer noktalarla birlikte Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde de bir rolünün olacağını, hatta Orta Kuşak noktasında ciddi bir rolünün olduğunu da sık sık Ulaştırma Bakanı vurguluyordu. Dün ve bugün de benzer vurgular yapıldı. Şimdi bu köprünün isterseniz bir özelliklerine bakalım. Köprümüz enlerin, iklerin ve rekorların projesidir. Hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü ile Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükü Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşacak. Feribotla saatler süren iki yaka arasındaki ulaşım köprüyle 6 dakikaya düşecek. Bu şekilde taşımacılıkta süreler ve maliyetler ciddi oranda azalırken dış ticaret avantajları da sağlayacağız. Otoyolumuz ülkemizin en gelişmiş bölgelerinden Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağlarken aynı zamanda demir ve hava yolu ulaşım sistemleriyle birlikte limanlarımızla olan entegrasyonu da artıracaktır. Çanakkale Köprüsü Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında Türkiye'nin öncülük ettiği orta koridor girişiminin de önemli bir parçası. Beijing'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine katkı sunacak. Otoyol ve köprümüz Marmara, Ege ve Çanakkale'nin kültür ve turizmine destek olacaktır. Bir kuşak, bir otoyol projelerimizle ülkemizin öncülük ettiği orta koridorda küresel lojistik bir süper güç olma girişimimizin çok kıymetli bir parçası olarak Pekin'den Londra'ya tesis ettiğimiz kesintisiz ticaret yoluna katkı verecektir. Ulusal Kanal canlı yayınına katılan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de Çanakkale Köprüsü'nün Çin'den Avrupa bağlantısının önemli güzergahlarından biri olacağını söyledi. Bu proje aslında tam onun son noktası, yani son bağlantısı Çanakkale Köprüsü. Çin'den Avrupa'ya bağlantının, aslında onların da yaptıkları projenin projenin en önemli bağlantı noktasıydı. Biz de Türkiye olarak bunu tamamlamış olduk. Yani burası bir gerdanlık. Ve Çanakkale Köprüsü gerçekten bu coğrafyadaki bu bağlantıyı Avrupa'ya doğru sağlayacak bir kapı. Çanakkale Köprüsü ulaşımda zamandan tasarrufun yanı sıra enerji tasarrufu da sağlayacak. Köprüyle akaryakıt tüketiminde yıllık 31 milyon avro tasarruf bekleniyor. Köprü ve otoyol bağlantılarında kullanılacak LED aydınlatma sistemiyle de yılda 3 milyon 530 bin kilowatt saate yakın enerji tasarrufu öngörülüyor. Çanakkale Köprüsü 318 metre kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü oldu. Üzerinde de Çanakkale zaferine atıfta bulunan semboller yer alıyor. 2023 metre orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri 18 Mart 1915 Çanakkale zaferine işarettir. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'ya saygımız ve selamımızdır. Kırmızı beyaz renkli kuleler al bayrağımızı işaret etmektedir. Değerli izleyenler, tabii buradaki zafer az önce ekranlarınıza getirmiştik. Sadece Türk tarihi açısından değil, başka milletlerin tarihi açısından da önemli bir gelişmeydi ve özellikle Rusya'da buradan Çarlık Rusyası'na yardımlar gitmemesi
beraberinde de Rusya'da bir devrim olmuştu. Şimdi Rusya ile ilgili bir haber ekranlarınıza gelecek. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrei Burovov ulusal kanal ve Aydınlığın sorularını yanıtladı. Özel bir röportaj yaptı arkadaşlarımız kendisiyle. Ve Sayın Burovov'un mesajları, bizim günlerdir anlatmaya çalıştığımız mesajları teyitledi. Özellikle bu krizde fırsat olması ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine dair çok önemli mesajlar verdi Sayın Başkonsolos. Türk iş insanı için, özellikle KOBİ'ler düzeyindeki Türk iş insanı için önümüzde büyük fırsatlar var dedi. Türkiye ile birlikte hem turizm alanında hem uzaycılık alanında, uzay anlamında da büyük çalışmaların olduğunu ve önümüzdeki dönem Türkiye'nin Rusya açısından havayolu taşımacılığında İstanbul Havalimanı'nda çok önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Başka ayrıntılar da vardı Sayın Başkonsolos'un açıklamalarında. Şimdi ekranlarınıza gelsin. Rusya'ya yönelik yaptırımlar Türkiye ve Rusya arasında yeni imkanlar oluşmasını sağlıyor. Havacılıktan turizme, üretimden ticarete kadar pek çok başlık, iki ülkenin işbirliğini geliştirmesi için fırsatlara gebe. Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı başlattığı operasyon ve bölgesel gelişmeleri, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andriy Burovov, Ulusal Kanal programcısı Seda Anık ve Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Işık Gün Akfırat'a değerlendirdi. Burovov, tarihi başkonsolosluk binasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasını çok olumlu bulduklarını açıkladı. Türkiye, ilkeli tutumunu devam ettirerek herhangi bir yaptırıma katılmayacağını resmi olarak bildirdi. Tabii bizim ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine mutlak surette katkıda bulunacak bir faktör olarak değerlendiriyoruz bunu. Son gelişmeler ikili ilişkilerimizin gelecekteki geliştirme imkanları açısından yeni pencereler açmaya elverişli oluyor. Bu yaptırımlar söz konusu olunca bir takım ülkelerle ilişkiler kesilmiş ya da önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. Halbuki ekonominin çalışması gerekiyor. Bu noktada biz ilk başta gelen ülkelerden biri olarak mutlak surette yaptırımlara hayır diyen Türkiye'yi görüyoruz. Bu durum ikili ilişkilerimizin siyasal olarak gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Burovov yaptırımlarla yeni imkanların ortaya çıktığını vurguladı. Bizim Türkiye ile geçen yıl ikili ticaret hacmimiz %60 arttı. 33 milyar dolar civarında bir ticaret yaptık. Bunun artırılması için de yeni imkanları denemeliyiz. Özellikle yaptırımlarla ilgili koşullar altında Türk iş insanları için de yeni imkanlar açılıyor. Bizim bu noktada gördüğümüz Türk iş insanları heveslidir. Çinlilerin söylediği gibi kriz sözü iki anlama gelir. Birincisi tehlike, ikincisi ise yeni imkan. Biz de yeni imkanları bulup onları geliştirmeliyiz. Burovov havacılık konusundaki yaptırımlara da değindi. İstanbul Havalimanı'nın oynayacağı önemli role dikkat çekti. Bu durum kendiliğinden bir takım zorlukları yaratıyor. Leasing antlaşmaları sonlandırılınca bu uçaklarla ilgili sorunlar çıktı. Çeşitli havalimanlarında uçaklara el konuldu. İnsanlar da havayolu şirketleri de zor durumda kaldılar. Ayrıca risklerin sigortalanması ile ilgili işleri daha çok Batı yapıyordu. Onlar da bu garantilerini geri çektiler. Bütün riskler havayolu şirketlerine kaldı. Bu durum yeniden yapılanmayı gerektiriyor. Bu sınırlamaların olduğu dönemde İstanbul Havalimanı'nın rolünü çok önemli görüyoruz. Hem Rusya'ya gitmek açısından hem diğer ülkelere gitmek açısından önemi var. Türk Hava Yolları'nın kendi uçuşlarını yapmasını çok önemli buluyoruz. Diğer havayolu şirketleri de uçuyor ama sınırlamalar var. Ümit ediyoruz gelecekte de bu rolü sürdürecektir. İki ülke arasındaki en kritik konulardan biri de turizm. Başkonsolos Burovov, Türkiye'nin Ruslar için bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Tabii ki 90'lı yılların ortasından başlayarak Türkiye bizim için bir milli istirahat yeri rol oynamaya başladı. Çünkü hem güzel hem hesaplı. En fazla 2017 yılında zannediyorum 7 milyon turist geldi. Normal koşullar altında bunun devam etmemesi için hiçbir neden görmüyorum. Bunun yanında sizin ülkenizin de Rusya'da turizmin geliştirilmesine katkıda bulunabileceği hafızada tutulmalı. İlişkilerin geliştirilmesi kapsamında Rusya milli paralarla ticareti de önemsiyor. Burovov, milli ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve milli paralarla daha geniş bir şekilde ikili ticaretin geliştirilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Öte yandan Burovov, Rusya'nın NATO kuşatmasına ve neonazi çetelere karşı başlattığı askeri harekatın da kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bu konu sadece Ukrayna ile ilgili değildir. Daha geniş bir planda Rusya ile Batı bloğu veya NATO arasındaki ilişkiler çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. NATO tamamen kapımıza geldi
Rusya özel askeri harekata bütün bu durumları göz önünde bulundurarak başladı. Evet değerli izleyenler, Kilitbayır Kalesi, Boğaz'ın kilidi şimdi ekranlarınıza geliyor. Dün de buradan özel bir yayın yapmıştık. Sayın Halil Özsaraç'la birlikte deniz zaferini konuşmuştuk. Ona ilişkin haber ve tekrarları da yine haber bültenimizin sonunda sizlere aktarıyor olacağız. Tabii önemli mesajlar vermiş Sayın Andrei Brovov. Türkiye ve Rusya ilişkilerine dair fırsatlara vurgu yapması önemliydi. Bir yandan tabii turizm sektöründeki hem otelciler hem de müzahir sektörlerde de bir yandan tedirginlik var tabii doğal olarak bu gerilimin sonrasında Türkiye'nin turizm potansiyeli bir zarar görür mü diye bir tedirginlik var. Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Sayın Şule Perinçek tabii bu konuyla yakın bir süredir ilgileniyor. Ve turizm sektöründe birçok üst düzey isimle yaptığı görüşmeleri aktardı Sayın Şule Perinçek. Turizm sektöründe fırsatlar olduğuna vurgu yapmakla beraber eğer o fırsatlar değerlendirilmezse de mücbir sebep uygulamasının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı ve bakalım başka hangi mesajları verdi. Türkiye'ye gelen turistin neredeyse üçte birini oluşturan Rusya ve Ukrayna pazarında kayıp yaşanacak mı? Turizm temsilcileri bu konuyu tartışmaya başladı. Rusya'dan 6 milyon, Ukrayna'dan da 2 milyon turist aşağı yukarı geliyor her yıl. Bu bizim turizmimizin neredeyse üçte biri anlamına geliyor. Türkiye konumu gereği yaz-kış turizmi açısından avantajlı. Deniz, kum, güneşin yanı sıra sağlık, kültür turizmi de ön plana çıkıyor. Yani her alanda bir turizm yapma bütün şeyimizi neredeyse ekonomimizi kaldırabilecek. Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek, turizmcilerle yaptığı görüşmeleri ulusal kanala anlattı. Rusya ile Ukrayna ile iş yapan Türk kökenli tur operatörleri iflasın eşiğine geldiler. Yani zaten borç batağındaydı. Kaç yıldır bu salgın dolayısıyla, küresel salgın dolayısıyla zaten olağanüstü çaba gösteriyorlardı. Şimdi daha da özellikle sahil bandında çok yaz döneminde iş yapan konaklama tesislerinin birçoğu bu aşamada devletin alacağı bazı önlemlere bak. Önemli uyarılar yapan Perinçek, turizm sektörü için mücbir sebep uygulanmasını istedi. Ama gelecekteki 100 milyarlarca dolar dövizi getirecek potansiyeli korumak zorundayız. Devlet bunu korumak zorunda. İvedilik'te turizm sektörü için şunu öneriyorlar. Mücbir sebep uygulaması ilan edilmeli talepleri var. Bu bir, belli bir süre için yapılabilir. Bir yıl için yapılabilir. Tedbir alınmadığı takdirde daha büyük sonuçlar doğabilir. USMER Başkanı Perinçek fırsatları değerlendirelim çağrısı yaptı. Gibi ayrıca İstanbul bir uçuş merkezi haline gelebilir. Yani buradan bütün dünyayla bağlantı, Türk Hava Yolları elini doğrultabilir. Yani Batı'nın borsadaki 5 tane şirketi, Amerika'nın 5 şirketi birden tavan yapmış durumda borsadaki hisseleri. Adam kendi keyfine bakıyor Amerika. Hayır biz niye kendimizi kullandırtıyoruz ve biz işte Amerika bize izin vermiyor efendim yapamayız, uçuramayız, sigortamızı bilmem ne yapıyor diyebilir misiniz? Kendi memleketimizin menfaatini düşünün. Zaten kıvranıp duruyoruz. Milli açıdan bakacak yönetim lazım. Turizm birçok sektörü de yakından etkiliyor. Birinin baş ağrısı diğerine domino etkisi yaratıyor. Turizm deyince sadece cari açık diye düşünmeyin. O neyi tetikliyor? Genç istihdamını bir kere tetikliyor. Değil mi? Yani çalışanlar açısından. Kadın emeğini tetikliyor. Yani. Tarımı, doğrudan doğruya tarımı etkiliyor. Yani bunun tişörtü var, tekstili var, ayakkabısı var, çantası var, alışverişi var vesaire. Değerli izleyenler, Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni Tarihi Zafer'in yıl dönümünde Çanakkale'den devam ediyor. Bir son dakika bilgisi var. Sizler için paylaşalım. Bildiğiniz gibi Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmeler devam ediyor. Rus Heyet Başkanı Medinsky, Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO üyeliği konusunda Kiev'le azami derecede anlaştık diye bir açıklaması şimdi haber merkezimize düştü. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Tabii Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı harekatı devam ediyor. Başarıyla ilerliyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de bazı Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırımlar çağrısı yapmıştı ama dünyanın birçok yerinde bu yaptırım çağrıları karşılıksız kaldı. Buna dair bilgileri zaten ekranlarınıza sık sık getiriyoruz ve paylaşıyoruz.
Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Beşar Esad da önemli bir açıklama yaptı. Batı'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi bu uygulamaların ve bakalım başka hangi mesajlar verdi. Rusya'nın Ukrayna operasyonuna destek veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, operasyonun ABD ve Batı'nın maskesini düşürdüğünü belirtti. Ülkesinde ABD ve desteklediği terör örgütlerine karşı 11 yılı aşkındır vatan mücadelesi veren Esad, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ayrımcılığın dünya tarihinde emsalinin olmadığını belirtti. Sosyal medyada Rusya'ya karşı şiddet çağrılarına izin veriyorlar. İş insanları olsun ya da devlete ait olsun, Rusya'nın tüm mal varlıklarına el koymaya çalışıyorlar. Batı, uluslararası hukuk ilkelerini bozarak dünyayı vahşi ormana dönüştürdü. Rusya'nın NATO'ya karşı Ukrayna'da yürüttüğü operasyon, Batı'yı seyircisinin önünde çırılçıplak hale getirdi. Değerli izleyenler, hatırlarsınız koronavirüs ile mücadele ya da virüs salgını ilk başladığında dünyada Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tabii Batı merkezlerinden hep bir biyolojik silah üretildiği ve bunun da merkezinin Çin olduğuna dair vurgular yapılırdı. Bunun bir kere yalan olduğu ortaya çıktı ama biz yaklaşık 2 haftadır yine bu biyolojik silah meselesini gündemimizde tutuyoruz. Ukrayna üzerinde biyolojik silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Şimdi elimize ulaşan bilgiler gösteriyor ki Ukrayna'da Amerika tarafından planlanan bir biyolojik silah uygulaması denenmiş ve buna dair de bulgular elde edilmiş. Şimdi o haberin ayrıntılarını getirelim ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da ortaya çıkarılan biyolaboratuvarları dünyada endişe yaratıyor. Ele geçirilen biyolaboratuvarlarda incelemelerini sürdüren Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin finanse ettiği askeri biyolojik projelere dair yeni belgeler yayınladı. Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov'un açıkladığı belgelerde, Ukrayna'daki biyotesislerin faaliyetlerine ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı. Kirillov'un açıklamasına göre Ukrayna'da biyo çalışmalar çeşitli projeler kapsamında 2009 yılından bu yana devam ediyordu. Amerikan Savunma Bakanlığı Kiev, Lviv, Odessa ve Harkov'daki laboratuvarlarına Kırım-Kongo kanamalı ateşini inceleme projeleri için 32 milyon dolar kaynak sağladı. 6 Mart 2015 tarihli bir belgeyi gösteren Kirillov, belgenin Pentagon'un Ukrayna'daki biyosilah projelerinin doğrudan finansörü olduğunu kanıtladığını söyledi. Ortak biyolojik faaliyetlerle ilgili anlaşma Pentagon'la Ukrayna Sağlık Bakanlığı arasında imzalanıyor. Fakat fonların gerçek alıcısı Kiev, Odessa, Lviv ve Harkov'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanlığı laboratuvarları. Toplam finansman tutarı 32 milyon dolar. 2016'dan söz konusu projelerin başladığı andan beri ABD ve Ukrayna askeri biyolojik alanda olmasına rağmen bu projeleri uluslararası raporlarda kasıtlı olarak bildirmediler. Belgelerde en dikkat çeken ayrıntı ise koronavirüs çalışmaları ile ilgili. Kirillov'un açıklamasına göre koronavirüs salgınının arefesinde Ekim 2019'da Ukrayna ve Gürcistan'da yarasa patojenleri üzerinde ABD liderliğinde bir proje başlatıldı. Pentagon bu proje için 1,6 milyon dolar kaynak ayırdı. Ukrayna'daki laboratuvarlar hastalıkların yarasalar yoluyla bulaştırılmasını öngören P782 projesinin ana uygulayıcısıydı. Üstelik araştırmalar sistemsel nitelikteydi ve 2019'dan beri P382, P444 ve P568 projeleri çerçevesinde ABD'li uzmanların doğrudan gözetimi altında yürütülüyordu. Belgelerde Ukrayna'da toplanan biyo örneklerin aralarında Almanya, İngiltere ve Gürcistan'ın da olduğu üçüncü ülkelere transfer edildiği bilgisine ulaşıldı. Ukrayna vatandaşlarından alınan 5000 kan serumu örneği Tiflis'teki Pentagon'a bağlı Lugar merkezine transfer edildi. 773 biyolojik numune ise İngiltere'deki referans laboratuvarına aktarıldı. Rusya lideri Vladimir Putin'in operasyon emrini verdiği 24 Şubat günü, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın ABD Savunma Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda söz konusu tesislerdeki veba, şarbon ve kolera dahil öldürücü virüslerin numunelerini yok ettiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ukrayna'daki askeri biyolojik tesislerin varlığını doğrulamış, buralardaki belgelerin Rusya'nın eline geçmemesi için Kiev yönetimiyle birlikte çalıştıklarını söylemişti.
Çin yönetimi de Washington'a Ukrayna'daki biyolojik faaliyetlerini açıklama çağrısı yapmıştı. Evet değerli izleyenler, biraz da iç siyasetteki gelişmeleri ekranlarınıza getirelim. Zira iç siyaset de hareketli günler yaşıyor. Tabii Ukrayna gündeminde biraz gölgede kalmıştı ama yeniden önemli mesajlar veriliyor ve önemli gelişmeler oluyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çok kritik bir açıklama yaptı bugün. 18 Mart gününde düştü haber merkezlerine bu açıklama. FETÖ kumpaslarına sahip çıktı. Evet, yanlış duymadınız. FETÖ kumpaslarına sahip çıktı ve FETÖ kumpaslarında hedef alınan isimlerin AKPAK ve suçsuz insanlar olmadığını söyledi Ali Babacan. Çok değerli Fethullah Gülen Hoca Efendimize burada şükranlarımı sunmak istiyorum. Türkçe Olimpiyatlarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e şükranlarını sunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yine FETÖ kumpaslarına sarıldı. Bütün bu süreçten, yani adına Ergenekon diyelim, Balyoz diyelim, ne olursa olsun bunların bağımsız ve tarafsız yargı süreçlerinden... Evet, Millet İttifakı bileşenlerinden gelen diğer bir açıklamayla devam edelim. Zira her açıklama Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ve götürülmek istendiği duruma ilişkin önemli işaretler taşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi birkaç gündür emniyet mensuplarının, daha doğrusu polislerin atama usullerine ilişkin yeni bir düzenleme var. O düzenlemeyle ilgili mesajlar veriyor. O mesajlarına İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'dan öyle bir yanıt geldi ki bakalım bu tartışma bundan sonra devam edecek mi haberimizde. Terör örgütünün sayısının sadece 150 olduğu bir fotoğrafla karşınızda duruyoruz. ABD ve Batı'nın terör örgütüne destek veren belediyelere atanan kayyumlara karşı çıkmasını eleştirdi. Net mesajlar verdi. Avrupa Parlamentosu'ndan bağırdılar. Terör örgütüne destek veren, terör örgütüne insan kaynağı aktaran, para aktaran, terör örgütüne moral veren, ihale verip terör örgütüne ondan %100 veren belediyeleri görevden almayın. Terör devam etsin. Ve en sonunda bu psikolojiyle yıllarca bu ülkeyi tarumar edelim, gelsinler bize teslim olsunlar istediler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen akşam yemeğinde şehit yakınlarıyla buluştu. Kuzey Irak'ta terörist peşinde koşup o bölgeleri temizleyip sınırlarımızı güvenli bir hale getirmemizi istemediler. Eğer biz Amerika'nın hikayelerine, Avrupa'nın hikayelerine güvenmiş olsaydık, eğer biz küresel örgütlerin, küresel kulüplerin siz bize itimat edin, biz sizi koruyun yalanlarına kanmış olsaydık, bugün Ukrayna'dan beter olurduk. Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonlarına değindi. Terör örgütüne katılım yılda 5550 kişiydi. PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi oldu. Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla örgütün beli kırıldı. Bölücü terör örgütü eleman bulmakta zorlanıyor. Bu yıl 3 aya yaklaşıyoruz. 2 kişi, o da yurt dışında. Bakan Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı Ukrayna'da başlattığı operasyonu da değerlendirdi. Soylu, Türkiye'nin Antalya diplomasi formundaki öncü rolünü işaret etti. Gurur duyulacak bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Konuşmacılar, panelistler Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürle sözlerine başlıyorlardı. Elbette ki bir nezakettir. Ama en önemlisi hepsinin konuşmasının bir yerinde bir Türkiye vurgusu. Değerli izleyenler, tabii İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün iki açıklaması vardı. Bir tanesini ekranlarınıza getirmiştik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdiği haberi birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama birkaç vurgu yapmak istiyorum. Hem bürokrasi, hem emniyet, hem de ordu içerisindeki duruma ilişkin sık sık CHP liderinden disiplini kurcalayan ya da disiplini sorgulamaya çalışan
ve özellikle bürokratlara yaptığı çağrıları hatırlarsınız. Bununla ilgili çok fazla mesaj veriyordu. O mesajlarından bir tanesine bugün yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Şimdi o haber ekranlarınıza gelsin. Emniyet Teşkilatı'na bölge sistemi getirildi. Yönetmelikle beraber siyasette yeni bir tartışma açıldı. Emniyet Hizmetleri Sınıf Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelikte polislerin şark görevi süreleri düşürüldü. Atamalarda yeni düzenlemeler yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetmeliğe sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Erdoğan'ın imzaladığı bölge sistemi tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan polisimize daha çok zorluğa katlanacaksın diyor. Emniyet teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin. Bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız. Kılıçdaroğlu'na yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Yönetmeliğin 2024'te yürürlülüğe gireceğine dikkat çeken Soylu, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Birçok olumlu düzenleme ile polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu, ilgili büyükelçiye onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir. Belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi geliyor gelmekte olan. Evet. Değerli izleyenler, devam ediyoruz Çanakkale'den ana haber bültenimizi. Bu tarihi günde, tarihi zaferin gerçekleştirdiği yerde sunuyoruz. Tabii bugün de Türk ordusu, Türk güvenlik güçleri PKK'ya karşı önemli operasyonlar yürütmeye devam ediyor. Yine 18 Mart'ta ciddi bir operasyon yapıldı. Ona ilişkin rakamlar haberimizde yer alacak ama bugün Sayın Hulusi Akar'ın bir bilgilendirme notu önümüze düştü. Sayın Savunma Bakanı şöyle bir bilgi verdi. 2015 24 Temmuz'undan bugüne 34 bin teröristi etkisiz hale getirdik dedi ve diğer ayrıntılar da haberimizde. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 10 kişi yakalandı. Yakalanan isimlerin PKK ile terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve terör örgütü adına tehdit yoluyla para topladığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Öte yandan Adana'da da şafak vakti düzenlenen operasyonda terör örgütü adına Suriye'de de faaliyet yürüttüğü ileri sürülen ve sosyal medyada PKK propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Mersin ve Diyarbakır'da da benzer operasyonlar düzenlendi. Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve kente geldikleri bilgisine ulaşılan zanlılara yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüpheli ise aranıyor. İzmir'de de terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Valilik operasyona yönelik açıklama yaptı. PKK-KCK ile iltisaklı oldukları ileri sürülen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı. Evet, haberi getirdik ekranlarınıza. Millet İttifakı belediyeleri kaynamaya devam ediyor. Aydın'la ilgili bir süredir gündemimizde önemli gelişmeleri ekranlarınıza getiriyoruz. Çeşitli soruşturmalar, çeşitli yöneticileriyle ilgili dava hazırlıkları olduğunu bilgisini paylaşıyoruz. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir soruşturma başlatılacağı bilgisini paylaşmıştık. Bugün gelen yeni bilgilere göre Sayın Çerçioğlu ile ilgili bir soruşturmanın daha hazırlığının yapıldığı öğrenildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yeni bir dava hazırlığı olduğuna dair iddialar basında yer buldu. Yeni Asır'da Erhan Gülenç imzasıyla yayımlanan habere göre ASKİ'nin görevli memurlarının yapması gereken işleri Erkan Karaarslan'la bağlantılı şirketlere usulsüz şekilde verdiği iddiasıyla yeni bir davanın açılması gündeme geldi. Kısa adı ASKİ olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü son günlerde yeni iddia ve soruşturmalarla gündemden düşmüyor. Habere göre Çerçioğlu ile ASKİ'den toplam 15 yönetici ve görevli, İçişleri Bakanlığı'nca verilen soruşturma izninin iptalini istedi. Yapılan itiraz Danıştay tarafından reddedildi. İddiaya göre savcılığın şüphelileri geçtiğimiz günlerde ifadeye çağırdığı öğrenildi.
Savcılık ifadeleri alıp belgeleri inceledikten sonra dava açma konusunda son kararı verecek. Çerçioğlu halen Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren iki davada sanık olarak yargılanıyor. Açılan ilk davada belediyenin 5 ihalede usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor. 17 sanık arasında yer alan Çerçioğlu'nun 14 yıla kadar hapsi isteniyor. Geçtiğimiz günlerde açılan Litera davasında ise Çerçioğlu'nun kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla 10 yıl hapsi talep ediliyor. Öte yandan Çerçioğlu ve ASKİ bürokratlarının Litera davasının bilirkişi raporlarını hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı, iftira ve yalan haber gerekçesiyle bir gazeteci hakkında da suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Evet, Çanakkale'nin bugün her yerinde anmalar, kutlamalar, saygı etkinlikleri devam ediyor. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Burası Çanakkale Merkez. Hemen Feribot İskelesi'nin yanında vatandaşlar da toplanmaya başlamış ve birazdan büyük bir etkinliğe herhalde imza atılacaktır. Vatandaşlar da Türk bayraklarıyla, Atatürk bayraklarıyla buraya gelmeye devam ediyorlar. Şimdi biraz ekonomiye uzanalım. Değerli izleyenler, ekonomi haberleriyle devam edelim. Asgari ücret ilan edildiğinde %50'lik bir oranla ilan edilmişti. Ve asgari ücretin yıl içerisinde de tekrar güncellenebileceğine ilişkin o zamandan mesajlar verilmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili ve MYK üyesi Cahit Özkan bugün bir açıklama yaptı. Açıklamasında Cahit Özkan asgari ücretin yılda iki defa olacak şekilde güncellenebileceğini, bunun mümkün olduğunu söyledi. Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleştirmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor. Ancak bunu değiştirmek şu anda mümkün. Ne var? Yasa, parlamentoda biz her zaman milletimiz menfaati neyi gerektiriyorsa bunu yaparız, yapmaya da hazırız. İşte bu sözlerle asgari ücrete ek zam olabileceğini işaret etti. Maliyetler, vatandaşımızı, asgari ücretlimizi bunlara ezdirmeyeceğiz ve gerekli zaman geldiğinde bir yıl geçmesi beklemeksizin, illa Ocak ayı diye değil, vakti saati geldiğinde. 2022 yılı asgari ücretinde ciddi bir artış yapılarak 4253 liraya imza atıldı. Ancak gıda başta olmak üzere her kaleme üst üste gelen zamlar, asgari ücretli ve emeklilerin aldığı maaşları mum gibi eritti. Maliyet artışı var. O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbirleri ve kararları alacağız. Alım gücü gitgide düşen yurttaşların beklediği haber AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, vatandaşların kayıplarını aza indirmek için asgari ücrette bu yıl bir kez daha artış yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Yani bu yapılabilir. Yani bu Temmuz ayında bir düzeltme görebilir miyiz? Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor. Ancak bunu değiştirmek şu anda mümkün. Ne var? Yasa, parlamentoda biz her zaman milletimiz menfaati neyi gerektiriyorsa bunu yaparız, yapmaya da hazırız. Evet, ekonominin bir başka alanı tabii tarım. Tarım ve Orman Bakanı, yeni bakan Sayın Vahit Kirişçi bugün tarım destek ödemelerinin başladığını ve peyderpey ödeneceğini çiftçilere ilan etti. Rakam olarak da toplamda 16 milyon 520 bin lira ödeneceğini, tarım destek ödemesi yapılacağını söyledi. Bakalım çiftçilerimize ne kadar ve hangi periyotta bu ödemeler yapılacak? Ayrıntılar haberimizde. Tarımsal desteklerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kirişçi, ödemelerle toplam 16 milyon 520 bin 334 liralık destek verileceğini ifade etti. 116 milyon 520 bin 334 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarını aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Kirişçi, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 63 milyon 146 bin 94 lira ödeneceğini belirtti. Bakan Kirişçi, alan bazlı verim kaybı desteği kapsamında yaklaşık 22 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında yaklaşık 21 milyon lira ödeme yapılacağını kaydetti. Kırsal kalkınma desteği kapsamında 10 milyon 374 bin 67 lira ödeme yapılacağını da ekledi.
Evet, ekonomiyi de böylece noktalamış olalım bültenimizdeki ekonomi başlığını. Bakalım bu yapılan ödemeler ne kadar yetecek, Türk tarımının ne kadarına katkı sağlayabilecek. Önümüzdeki günlerde bunlara ilişkin ayrıntıları da takip ediyor olacağız. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı var. O kar yağışı ile ilgili bazı duyurular ve uyarılar da yapıldı valilik tarafından. Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililerin de açıklamaları var. Onları da takip ediyoruz bir yandan. Yurtta da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı bazı yerlerde hayatı kilitledi. Şimdi hem İstanbul'la ilgili hem yurtla ilgili o ayrıntılar gelsin ekranlarınıza. Meteorolojinin açıklamasının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Avrupa ve Anadolu yakasında kar yağışı ile birlikte evlerin çatıları, yol kenarları ve araçların üzeri beyaza büründü. İstanbul Valiliği önlemler kapsamında olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Ali Yerlikaya saat 18'de 24 arasında kuvvetli kar sağanağı beklendiğini, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini söyledi. Yerlikaya saat 17.30'dan itibaren de motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu. Türk Hava Yolları 19 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarını iptal etti. İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferin iptal edildiğini duyurdu. Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkisini gösterdi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Tokat-Sivas Karayolu'nda ulaşımda aksama yaşandı. Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde sürücüler güçlükle ilerledi. Kızıl İniş bölgesinde buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Öte yandan Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler kenti İstanbul'a bağlayan karayolunda zor anlar yaşadı. Zonguldak İstanbul Karayolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik uzun araç geçişlerinde çift yönlü kapatıldı. Evet, yavaş yavaş ana haberimizin de tabii önemli haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza getirdik ama hem bir tarihi notu sizlerle paylaşacağız, bir de çok önemli bir analiz haberimiz var. Peşi sıra onları aktaracağız. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum demişti Mustafa Kemal. Bugün 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyoruz ve Deniz Zaferi'nden sonra da büyük bir kara harekatı olmuştu ve karada da İtilaf devletlerini, İngiliz ve Fransızları mağlup etmiştik. O mağlup ettiğimiz alan karşımızda Gelibolu. Mustafa Kemal o sözüyle hem Türk tarihine hem de askeri tarihe büyük bir ders bıraktı. Bu kararı nasıl aldığını, askerlerine bu öğüdü, bu emri nasıl verdiğini Mustafa Kemal Madame Corinne'ye yazdığı mektupta anlatıyor. Bakalım o mektubun ayrıntılarında neler var. Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Atatürk, Çanakkale Savaşı sırasında arkadaşı Madame Corinne'ye yazdığı mektupta bu ifadeleri kullanmıştı. Zira bu sözler yaşanan çetin mücadelenin boyutlarını da gözler önüne seriyordu. 4-5 Haziran 1915'te İngilizler gece Arıburnu cephesindeki siperlere saldırmıştı. Düşmana karşı verilen mücadeleyi sabaha karşı Düztepe'deki karargahından Tümen cephesine gelen Atatürk yönetiyordu. 19. Tümen birlikleri işgal edilen siperleri düşmandan geri aldı. 29 Haziran 1915'te Başkomutan Vekili Enver Paşa, Şehzade Ömer Faruk Efendi ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın, Gelibolu'da 5. Ordu Karargahı'nı ve Kemal Yeri'ni ziyaret ettikten sonra Düztepe'de 19. Tümen Karargahı'nda Atatürk'le buluştu. ...16 Temmuz 1915'te gazeteci, yazar ve şairlerden oluşan bir heyet Gelibolu'ya giderek 5. Ordu ve 3. Kolordu karargahlarını gezmişti. Heyet Atatürk'ü ziyaret etmek istiyordu. Ancak Cesaret Tepesi'ne giden yol
düşman kontrolündeydi. Bu nedenle Atatürk'le telefonla konuşabildiler. 20 Temmuz 1915 tarihinde Mustafa Kemal, arkadaşı Madame Corinne'ye bir mektup kaleme aldı ve şu ifadeleri kayda geçti. Burada hayat o kadar sakin değil. Gece gündüz her gün çeşitli toplardan atılan şarapneller ve diğer mermiler başlarımızın üstünde patlamaktan hal kalmıyor. Kurşunlar vızıldıyor ve bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Çok şükür askerlerin pek cesur ve düşmandan daha mukavemetlidir. Bundan başka hususi inançları çok defa onları ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini kolaylaştırıyor. Fil hakika onlara göre iki semavi netice mümkün. Ya gazi ya da şehit olmak. Bu sonuncusu nedir bilir misiniz? Dosdoğru cennete gitmek. Evet, Kilitbayır Kalesi, Boğaz'ın kilidi ekranlarınıza geliyor. Hemen yanında namazgah tabyası, hemen yanında Mecidiye tabyası. Seyit Onbaşı'nın o tarihe geçen büyük kararlılığı, büyük destanı yazdığı yer şu an ekranlarınızda. Dün orada çok özel bir yayın gerçekleştirdik değerli izleyenler. Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç konuğumuzdu. Programda deniz zaferine ilişkin çok önemli ayrıntıları konuştuk. Kara zaferi başka bir boyut, bir denizci subayıyla deniz tarihimize ilişkin bu önemli başarıyı konuşmak istedik. Dününü konuştuk Türk donanmasının. Bugününe ilişkin mesajlar vardı, onları konuştuk. Ama programın son kısmında, özellikle son 5-6 dakikasında ortaya çıkan bir vurgu vardı. O vurguyu aslında ekranlarınıza getirmek istiyorum. O vurguda bizim tarihimizden bugüne ders çıkarmamız, karadan denize değil denizden bütün dünyaya nasıl bakmamız gerektiğine ilişkin Sayın Halil Özsaraç önemli açıklamalar yaptı. Ve o açıklamaların bugün nasıl Türkiye'nin güvenliğinde, dış politikasında nasıl adımlar atması gerektiğine ilişkin, özellikle askeri alanda, savunma anlamında hangi işbirliklerini yapacağımızı, hangi ittifakları kurabileceğimize ilişkin de mesajlar taşıyordu. Şimdi o haberi getirelim ekranlarınıza. Stratejik olarak denizden karaya bakmasını öğrenmemiz lazım. Karadeniz'de Ukrayna kışkırtması, Ege ve Akdeniz'de namluları Türkiye'ye çevrili Amerikan üsleri, Suriye'de ABD'nin PKK ve DEAŞ'la yarattığı terör ortamı. 107. yılını kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi, ABD'nin kuşatma planlarını harekete geçirdiği bugünün Türkiye'si içinde ders niteliğinde. Görev grubunda bir tane dreadnought. Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaray, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye'nin güvenlik stratejisine ışık tuttuğunu belirtti. 18 Mart'ı bir daha yaşamamak için denizden karaya bakmayı öğrenmemiz şart dedi. Biz mavi vatanımızda ve mavi vatanımızın dışında denizde güçlü varlık göstermiş olsaydık, denizde güç bulan emperyalizmi vatanımızı tehdit etmekten uzak tutardık ve 18 Mart'ın yaşanmasına hiç gerek kalmazdı. Bugüne ilişkin en büyük mesaj bu galiba. Denizde varlık gösterdiğiniz takdirde ancak emperyalizmin sizin üzerinize gelmesini engellemiş olursunuz. Sevr haritasını gösteren Özsaraç, Batı'nın hala Türkiye'yi Karadeniz'de Rusya'ya karşı tampon olarak gördüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenlik stratejisini denizler üzerinden kurması gerektiğini belirtti. ABD ve NATO'nun kuşatma planlarına karşı Rusya, İran ve Mısır'la güç birliğinin önemine dikkat çekti. Emperyalizmi sizi kullanır. Bugün NATO'nun pozisyonu da öyle. Mesela Rusya ile biz işbirliği yapabiliriz. Bizim belki ileride oraya üstlenmemiz bize avantaj sağlayabilir. İran yolu üzerinden Hint Okyanusu'na çıkabiliriz. Basra Körfezi'ne çıkabiliriz. Yani çünkü mesela Basra Körfezi de aynı Karadeniz gibi bir yer. Evet. Baltık da aynı şekilde. Ne kadar çok denize çıkarsak emperyalizme karşı direncimiz o kadar çok artacaktır. Denizciliğimiz ne kadar gelişirse ülkemiz o kadar güçlenir diyen emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç, askeri alanda olduğu kadar ticarette de Türk denizciliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Gelecek 10 yıllarda Pasifik'te, Hint Okyanusu'nda, Atlas Okyanusu'nda, Arktik'te, Antarktika'da varlık bulan bir Türk donanması, Türk denizciliği, Türk ticaret yeteneğimizin de olabildiğince fazla denizde var olmasına ihtiyaç duyuyor. Denizde daha güçlü olmak durumundayız. Daha çok denizcileşmek durumundayız. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizin sonuna geldik ama
Arkamızda güzel bir görüntü var. Birazdan yönetmenim sizlere gösterecek. Çanakkale halkı 18 Mart'ı kutlamak, anmak için hem Büyük Destan'ı kutlamak hem de şehitlerimizi anmak için toplanıyor. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk bayrakları ile birlikte. Biz de o görüntülerle sizlere veda edelim. Sayın Halil Özsaraç'ın vurguları da kıymetliydi. 18 Mart deniz zaferimizi bugün hakkıyla anlamaya çalıştık. Tüm yurtta 18 Mart deniz zaferini konuştuk. Buna ilişkin etkinlikler yapıldı. Ve 18 Mart'tan önümüze çıkaracağımız çok ders olduğunu bir kez daha öğrendik. Evet, Ulusal Kanal ana haberi Çanakkale'deydi bugün. Sizlere bu özel havayı yaşatmak istedik. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Görüşmek üzere. Geçilmez.